Diğer seçenekler. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu daha önce inceleme videolarını çektiğim Dego isimli yedekleme servisiyle alakalı. Oldu ki Dego uygulamasını sildiniz herhangi bir sebepten ötürü. Sonra bir daha yüklediniz ama bir baktınız hesabınıza giriş yapamıyorsunuz. Çünkü Dego'nun huyudur, adetidir bu. Arada sırada uygulamayla web sitesinin arasında sunucu problemi oluşur. Ortada hiçbir sorun görünmemesine rağmen bir türlü hesabınıza erişemezsiniz. Böyle bir durum olduğu zaman örneğin tıpkı benim gibi müzik yedeklemek için uygulamada hesap açtığınızı varsayalım. Müzik yedeklemek için açtınız hesabınızı, müziklerinizi yedeklediniz falan fistan, her şey çok güzel. En son yeni bir müzik indirdiniz diyelim, onu yedekleyeceksiniz. Yedekleme yarıda kalıyor. Uygulamayı siliyorsunuz, baştan yüklüyorsunuz, sonra hesabınıza giriş yapamıyorsunuz. Dego yetkililerine posta gönderiyorsunuz, bir cevap alıyorsunuz ki uygulamanın mobil sürümüyle web sürümü arasında sunucu problemleri var. Lütfen bunun düzeltilmesini bekleyin. Bu durum düzeltilene kadar yeni dosyalarınızı bu durum düzeltilene kadar yeni dosyalarınızı Dego uygulamasına nasıl yükleyebilirsiniz? Onu göstereceğim şimdi size. Chrome sayfa. Önce Google Chrome'u açıyoruz. Metni düzenlemek için. Sonra şuraya şu sayfaya git. Dego Cloud. Dego Bulut dediği yere giriyoruz. %20 Dego Cloud web görünümü %80. Ben burayı sıkça sayfanın altına yakın ziyaret ettiğim için seçenekler. Artık benim dosyalarımın bulunduğu sayfa favoriler kısmına otomatik olarak eklenmiş. Siz giriş yaptığınızda, yani bu siteye gittiğinizde karşınıza ilk olarak böyle bir şey gelmeyecek. Sizin web sitesinden kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek tarayıcı üzerinden oturum açmanız gerekecek. Ben oturum açtım. Size bunu gösterebilmek için. Örneğin ben müziklerimi hangi klasöre atıyorum? İzlemek. %10. Degoçluğu. Web görünümü. Çevir sayfanın altına yakın bir yerde kullan. %79. Ekler. Bu klasörün içine atıyorum diyelim. Buraya nasıl dosya ekleyeceğiz? Şurada sağ alt köşede bir düğme var. Yüklemek yükle. Düğme. Yüklemek yükle düğme. Yani karşıya dosyayı yüklemek için kullandığımız bir düğme. Buraya bastığımız zaman şöyle bir pencere açılır. Burası ne yapar? Burası normalde Dego uygulamasının yaptığı işi taklit eder. Onun aynısını yapar. Yani bu sefer uygulama üzerinden değil, İnternet üzerinden yedekleme servisimize dosya yüklemiş oluyoruz. Şimdi tekrar karşıya dosya yükle düğmesine basıyorum. Karşıya dosya yükleyin. İşlem seçin. Burada dosyaları nereden alacağımı soruyor. Kamera, galeri ve dosyalar seçeneği var. Ben dosyalar seçeneğine basacağım. Eğer bunu bilgisayardan yapacak olursanız da direkt olarak dosya gezginini açar. Buradaki gibi kamera, galeri, dosyalar diye seçenekler göstermez. Bütün her şeyi bir anda gösteren bir geçici dosya yönetme modeli başlatır.
Ben telefondan yaptığım için ben de böyle seçenekler görünüyor. Siz de telefondan yaparsanız aynı seçenekler. Telefon modelinize göre farklılık gösterse de olacaktır. Aynı seçeneklerle karşılaşacaksınızdır. Ben dosyalar seçeneğini seçiyorum. Dosyalar. Son. Alt son. Burası benim bundan bayağı birkaç zaman önce videosunu çektiğim ikinci dosya yöneticisi. Buradan yükleme yapmayacağım. Ha, yapılmaz mı? Yapılır. Ama karışıklık olmasın diye buradan yükleme yapmak yerine yeniden şuraya Dosyaların. dosyalarım seçeneğine basıyorum. Burası dosyalar, yani İkinci dosya yöneticisi, o çok fazla fonksiyonel olmayan özellik. Şu anda üstünde bulunduğum şey de dosyalarım. Yani telefonumuzun birinci dosya yöneticisi. Dosyaları yönettiğimiz en büyük, en işlevsel uygulama. Buraya basıyorum. Dosyaların etkinleştirmek Şimdi ses dosyaları buradan ses dosyaları bölümüne giriyorum. onay kutu ses dosyaları Burada benim müziklerim var. 3 tane. Albüm resimleri de görünüyor. Ben şimdi bu 3 dosyayı seçiyorum. bir öge seç dosyayı al. Şunun da aç Pardon, bir etkinleştir saniye. ya iki onay kutusu işaretli değil. Y2 Matekon. Bu can yanar canım. 3 öge seçil. Tamam düğüm. Dosyalarımı seçtim ve tamam düğmesine basacağım. Tamam düğmesine bastığım anda yükleme işlemi başlayacak ve benim bu seçmiş olduğum bütün dosyalar karşıya yüklenmiş olacak. Basıyorum. Etkinleştirmek için Evet. iki kez dokunun. Az önce boş olan simülasyon şeklinde bilgisayarı ve cep telefonunu gösteren pencere artık benim yüklenmekte olan dosyalarımı gösteriyor. Ve şu anda altlarında ilerleyen mavi yeşil tonlarındaki ilerleme çubuklarından da anlayacağım üzere dosyalarım yükleniyor. Şu an dosyalarımın üçü birden yüklendi. Sadece şu an kontrol ediliyor hangisinin yüklenmesi daha hızlı, hangisininki daha yavaş diye istatiksel bir şekilde bu veriler kontrol ediliyor ve kontrol işlemleri de tamamlandı. Bakalım neyle karşılaşacağız. Y2 Mate 6 alt kaldırın. Yükleme hazırlığı tamamlamak. Y tamamlamak. Grafik tamamlamak. Tamamlamak dediği şey, yani dosya yüklendi. Dosyanın yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi diğerlerine bakalım. Y2 Mate 3.9 kaldırın. Yükleme hazırlığı tamamlamak. Bu da Grafik tamamlamak. tamamlanmış. Y2 Mate 3 kaldırın. Yükleme hazırlığı tamamlamak. Grafik tamamlamak. Bu pencereyi kapatmadan önce size şunları göstereyim. Burada yapabileceğimiz bazı şeyler var. Kaldır düğmesine basarak yüklediğimiz dosyaları silebiliriz. Onun haricinde Tamamlananı gizle. Düğme. tamamlananı gizle düğmesine basarak bu pencereyi boşaltabiliriz. Burası ne için yarar? Yani ne işe yarar daha doğrusu? Yüklediğimiz dosyalardan yükleme işlemleri tamamlanmış olanları gizler ki kalabalık oluşturmasın. Hangisinin henüz yüklenmekte olduğunu, hangisinin yüklenmesinin tamamlanmış olduğunu ayırt edelim diye. 03 0 yüzde açıklama karşıya dosya yükleyin düğme. Aynı düğmeye tekrar basarsak, yani karşıya dosya yükleyin düğmesine tekrar basarsak, aynı pencere karşımıza bir daha gelir. Aynı dosya seçme işlemi karşımıza bir daha gelir. Aynı işlemleri bir daha yaparız ve dosyalar bir daha yüklenmiş olur. Ve burayla işimiz bittiği zaman Kapat. Grafik kapat. kapat düğmesine Depolama kutu. basarak
Ve görünümü. Dosya yükleme penceresini kapatıyoruz ve dosyalarımız burada yüklenmiş vaziyette duruyor. İşimiz bittiği zaman bu sayfayı da kapatıyoruz. Sekme. Bluetooth. Yeni sekme, yeni sekme, standart sekmeler liste. Arama yapın veya web. Böylelikle Dego isimli yedekleme servisi mobil uygulamadan hata verdiği zaman dosya yüklemeye mobil uygulamanın haricinde web sitesinden de devam edebilirsiniz. Ona ulanay. Chrome Apoler. Bir öğeden iki tanesi gösteriliyor. Apolerec. Ivre Jordan BG düğme ap. Evet. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Durdur. Etkinleştirmek için iki kez dokunun.